sergi açan sanatçımız Ben Seni. Benim fotoğraf sergim, Kuş Bakışı Muğla fotoğraf sergisinde tanıdım. Fas'ın müzesinde tanıştık. O gün kendisi de bir sergi açmayı düşündüğünü söylemişti. Bugün Yansımalar Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Yansımalar Fotoğraf Sergisi'ni gezdiğimizde güzel, zatide çalışmaları çok hoş, çok güzel bir iş yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Ayrıca güzel insanlarla çok mutlular. Bunu hissediyoruz. Çok sıcak, pozitif bir ortam oldu. Kendisinden sergimiz yapan yansımalar, iyi yansımalar, üçüncü teşekkürler. Neden yansımalar? Yansımalar çünkü her an var. Hayatın her karesinde. Evet. Her zaman bir şeylerin yansımalarını yaşar haldeyiz. O yüzden ben de anı dolu dolu yaşayan ve yaşamın da çok hızlı arttığını gören bir insan olarak yansımaları zaten uzun süredir kafamda olan bir projeydi. Birikti 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 fotoğraflar. Artık biraz doldu taştı. Taşmayı bir sonuçlandırmak gerekti. Bu aslında yansımalar bir. Yansımalar iki de yolda geliyor. Yolda geliyor yani. Hazır değil ama hazırlanmakta. Evet. Gerçeğin yansımaları mı? Ne isterseniz. Valla davetiyede öyle bir geldiler yazdım. Şu an net toparlayamam ama oradan da bakabiliriz. Var verirseniz okuyacak gibi. Hemen okuyayım. Eflatun şöyle diyor. Gerçekler dünyada bir mağarada gizlidir. O mağarada gerçeklerin yansımalarıdır. Kesinlikle. Dünyada görülenler. Nedir mağaranın adı? Gizler Mağarası. Yani gerçek bilinemez demek ki. Şimdi okuyacağım. Aynı görüşte değilim ben tabii ama. Peki bir başka bey de ne diyor? Bir beyin yorumunu dinledik. Çok sevgili Ali Faik Bey, avukat bey. Teşekkür ederim. Şimdi yakında inşallah beraber sergilerde olacağımız sevgili Metin Hoca şöyle demiş. Gökyüzündeki renkleri indirip suda dalgalandıran, anne benle ilgili yazmışız. Fotoğrafçı ben sen. Bu güzellikleri paylaşmak, anı olarak saklanmak üzere çerçeveleyip bize sunan sanatkarı tebrik ediyorum. Sevgili Emine çok teşekkür ediyorum. Ben de zannettim ki yansımalarla ilgili bir şey var burada. Okuduyorsun. Yansımalarla ilgili çok güzel şey. Ben sen arkadaşımızı 99 yılından beri tanıyorum. Tanıdığım süreç içerisinde mesleki amaçla birçok fotoğraf çektiğine şahit oldum. Fakat sanatsal amaçla yaptığı çalışmaları bu anlamda yeni fark ediyorum. 2011'den beri sergi açmaya başlamış. Bunun 4. sergisi olduğunu öğrendim. Fakat bu sergi benim ilk sergim onun açısından baktığımızda yansımalar konusu üzerine çalışılmış, son derece özenle seçilmiş ve özenle çekilmiş fotoğraflar. Gerçekten anla, o anla, yani belki hangi tarihte çekildiğini, hangi zamanda çekildiğini bilmediğimiz o anlarla yapılan bu çalışmaları siz bu sergiyi gezdiğinizde sanki o anın içine giriyormuş elimini yaratan o kadar nitelikli, hoş, güzel çalışmalar. Mutlaka kaçırılmaması gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum. Vakit ayırıp gezilmesinde yarar var. İstiklal Caddesi'ne uğrayan arkadaşlar bu çalışmaları mutlaka görmeli. Ve ben sanırım bence bu çalışmaları takip edilmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Ve kendisini kutluyor, başarılar diliyorum. Ben bugün geldim. Ben Sen Adamın sergisi gerçekten çok güzel. Metin Bey dedi mi? Evet. Metin Bey'in dediği gibi gökteki ışıkları toplamış, renkleri toplamış, suda yansıtmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili kuzenim Yalçın, şimdi senden de aynı şeyi istiyoruz ama küçük ama. Sevgili kuzenim. Şöyle söyleyeyim, burası muhteşem. Ben Sen Hanım da çok güzel. Çok güzel ve enerji çok yüksek. Her şey çok iyi. Ama şöyle takdir edersiniz ki ben modacı, moda daha çok anlıyorum. Ama şöyle baktığın zaman her şey çok güzel. Böyle, bu nasıl efendim? O çünkü burada bir modacı kızı oturuyor. Estağfurullah. Pardon, modacı orada oturuyor. Bu da kızı karşınızda duruyor. Evet, şekil aldığı üzere her şey çok güzel.